Şimdi ilaç fiyat kararı demesi yılın belli zamanlarında güncelleniyor. İlaçta euro kuru daha önce çok düşüktü. Bu 16 Aralık'ta yayınlanan bir ilaç fiyat kararnamesiyle 17.55'e çekildi. Yani ilaçlara yaklaşık %25 zam geldi. Bu zam açıklandıktan bir hafta sonra geldiği için o aralıkta firmalar yani ya da depolar ilaçları piyasaya sürmekte imtina etti. Bundan kaynaklı eczacılarımız kendi stoklarındaki ilaçları hastalara verdi ama devamında stoğumuzda ilaç kalmadı. Firmadan ilaç çekemediğimiz için hasta ulaştıramadık. Birinci sebep bu. Bir de bunun dışında sonuçta Türkiye'de bir reel kur var. Şu anda euro kuru 30'u geçti, 32 civarı. Bu daha önce ilaçta ise 17.55. Arada büyük bir uçurum var. Bundan kaynaklı firmalar ilaçları Türkiye'ye gönderirken imtina ediyor. Bir bundan kaynaklanıyor. Bir de depolar sonuçta bir zam geçişi olacak. Bu zam geçişi önceden bildirilip bir hafta sonra yürürlüğe gireceği için kendi stoğunu eczacılara açmadılar. Haklı olarak biz ilaç bulmakta zorlanınca vatandaşı aktarmakta zorlandık. Kendi içimizde bir çözüm mekanizması oluşturduk. Komşu eczanemizle ya da başka bir eczaneyle ilaç arası takas alışverişi yaparak elimizden geldiği kadar hastaları mağdur etmemeye çalıştık. Ama yine de stoklarımız tükenince tabii ki hastalar ilaç bulmakta zorlandı. Eczane dolaşmak zorunda kaldı. Biz Van Vitis Hakkari Eczacı Odası olarak bize ulaşan hastalara elimizden geldiğince mağdur olmasın diye ilacın olduğu eczanemize yönlendirdik. Ama günün sonunda stoklarımız tükenince tabii ki mağduriyet yaşandı. Bir ağrı kesici şurupta bile şu an sadece yani %20 artı muayene dışında 105 TL fiyat farkı çıkıyor. Sadece bir ağrı kesici şurupta şu an. Fiyatı? Ama çoğunluk olarak yurt dışına bağımlıyız. Yani yurt dışından gelen ilaçlar. Firmaların çoğunluğu yabancı. Haklı olarak euro kurunda bir bant farkı var. Bundan kaynaklı ilaçların bulunma sıklığı tabii ki az. Bir ilaç işte Van'da yok, ne bileyim Batı'da var ya da işte İç Anadolu'da var. Öyle bir şey yok. Bütün Türkiye için geçerli bu. Burada bulunmayan ilaç Batı'da da bulunmuyor. Türkiye'nin genel olarak şu an bazı ilaçlarda sıkıntı var. Tabii salgın döneminde geçiyoruz. İlaca yoğun talep de var. Yani şimdi bundan kaynaklı da aslında ilaçların tüketim sıklığı da arttı bu dönem. Bu da ilaçların bulunmasında bir sorun yaratıyor. Eğer ödeme kusuru çıkan fiyat farklarını soruyorsan neden bu kadar arttı? Bunun bir sebebi ilaca bir zam geldi. Bu zamdan kaynaklı tabii %20 oran da yükselmiş otomatik. Orada artıcı. Bir de çıkan fiyat farkları çok arttı. Bu Türkiye'de yaşadığımız ilaç krizinin çözülmesi için reel kuru yani euro kurunun biraz daha olumlu reel bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Örnek veriyorum şu an reel kuru 33-32 civarı ama ilaçta 17-55. Bunun arttırılması lazım. Bir de hem eczacıların hem de depocuların ilaç karlılıklarının artırılması gerekiyor ki ilaçları daha rahat vatandaşa sunabilirim. Vatandaşta çıkan ücretin farkının azalması için soruyorsanız onun da bu fiyat farklarının azalması gerekiyor. Yani kamu ödemelerinin yükselmesi lazım. 1000 lira olur, 1300 olur. Daha